Sokrates YouTube kanalına hoş geldiniz. İz Bırakanlar programımızda 11. bölümde sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğum Melis Danışman. Melis hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmayıp geldiğin için teşekkürler. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Ya şimdi aslında senin farklı maharetlerin var, hünerlerin var, hayatla ilgili bağlantıların var. Hani daha çok tabii ki müzisyen ve şarkı ve müzik kültüründe biliniyorsun. Daha doğrusu oradaki mesleğine biliniyorsun ama aslında bir yandan gazeteciliğin var, yazarlık var, Sokrates dergi için yaptığın röportajlar var diyeyim. Bu ilgi alanları arasında bu zamanı geçirirken üretmek sana herhalde iyi geliyordur diye düşünüyorum değil mi? Bu evrede özellikle. Ama bir yandan da yılbaşında bir tane post atmıştın. Oradan başlayayım sohbete. Orada şunu demiştin. Hani ve ev albümünden bu yana işte 3 yıl geçti. Ondan hiçbir klip çekmedim ama bir yandan yeni bir kayıt da yapmadım diye. Orada neden böyle bir hani müzik alanında üretmek açısından bir kendini geri çektin? Ya da aslında ürettin de kendine mi sakladın diyeyim? Ya şöyle hani geri çekmedim aslında. Evde hep bir şeyler yazmaya devam ediyorum. Hep yani ben aklıma gelen her şeyi mutlaka defterlerime, işte telefonun not defterine ya da bulduğum herhangi bir kağıda dışarıdaysam hep kalem kağıt yanımda olur. Kaydediyorum. Ama onu sunmak, yani toparlamak ve müzikle birlikte bir kitle insanlara sunmak başka bir şey tabii ki. Onun için bir, epey bir hazırlık süreci gerekiyor. 3 sene oldu ve olacak, daha olmadı. Nisan'daydı sanırım. 3 sene olacak. Bana böyle hani şey diye yazmıştım o posta. Yani bir strateji doğrultusunda müzik yapmak içimden hiç gelmedi hayatta diye. Hakikaten de gelmedi. Yani canım ne istiyorsa biraz keyfi bir şey benim için. Biraz benim keyfim me göre şekilleniyor aslında yaptığım işleri sunmak. Yani uzun vadeli plan değil de daha içinden gelerek bir karar veriyorsun. Vadesi yok aslında. İçimden o sırada bir şey sunmak, bir şey yapmak geliyorsa onu yapıyorum. Daha bencilce bir şey belki diyebiliriz. Bir işte her sene bir albüm yayınlayayım. Onun da yayınlanmasıyla birlikte işte belirli bir PR olsun. O PR'ın üzerinden işte belirli bir tanınırlık olsun. Onun üzerinden de bilmem ne olsun gibi böyle bir... Tura çıkayım. O işte tur, dünya turneme çıkayım gibi. Sonuçta Türkiye'de tura çıkayım. Onları yani pek becerebilen bir insan olmadım çünkü dediğim gibi yani beceremeyeceğimden ötürü değil bence, içimden gelmediği için. Daha benim için müzik, yazı da öyle bir şey. İçimden yani ruhumdan gelen bir şey, kafamdan süzülen ve sonra oluşan, akan bir şeyler onlar. Dolayısıyla da hazır hissetmiyorsam, bir şey yazmak istemiyorsam, çizmek istemiyorsam, o müziği yapmak istemiyorsam o anda mecburiyetle pek bir şey, yani mecburiyetle pek genelde bir şey yapacak bir insan değilim o konuyla ilgili, herhalde inatçıyım birazcık. Dolayısıyla işte 3 sene böyle geçti ama bir yandan da bana çok uzun bir süre gelmiyor, 2,5 sene diyelim. 2,5 sene bir albüm yayınlanmış, üzerine bir diğeri 2,5-3 sene sonra yayınlandığı vakit bana çok uzun bir zaman gibi gelmiyor ama geçen gün bir röportajda da söyledim. Günümüzde 2 sene çok uzun bir zaman dilimi, yani 2 sene 3 sene artık o kadar hızlı akıyor ki her şey, o kadar çok şeye maruz kalıyoruz ki aslında insanlar haklı olarak bir beklenti içinde oluyor. Bir de müzikte yani sürekli bir karşına bir şey çıkıyor. Tabii. Onun içinde, o sinsilerin içinde diyeyim, olmamak aslında sen artık hafıza dışarıda çünkü... Dışarıda kalıyormuşsun gibi oluyor aslında. Hafıza çünkü çok daha kısa süreli hafızalara dönüştü. Bunu demişken de geçenlerde sosyal medyada bir yazıyı da paylaştın. Hani hafıza üzerinden madem sohbet ediyoruz. Hani kitaplarda okuduklarınız aklınızda kalmıyor. Aslında dinlediğiniz şeyler de bazen hani bir albüm çıkmış oluyor, dinliyorsunuz. Ne bileyim birkaç ay sonra aklınızda kalmayabiliyor. Bir hissettirdikleri bile belki kalmayabiliyor. O hissiyatı çok mu yaşıyorsun okuduklarına yok, ve paylaştıklarına, yoksa onun paylaşmanın sebebi var sana? Şöyle yani işitsel olarak yani müzik konusunda ben hiç unutmuyorum. Yani çok çok eskilerde dinlediğim bir şarkıyı bile, hatta neredeyse sözlerine, hele ki yorumladıysak bir şarkıyı. Eski grubum 3.1 ile işte tahmin edersin yüzlerce şarkı coverladık Mojo'da ve çeşitli barlarda zamanında. Yani sıksam neredeyse başından sonuna kadar o dönemki şarkıların sözlerini bile hatırlıyorum. Benim problemim genelde okuduğum kitapların bende bıraktığı hissi hatırlıyorum. Hı-hı. Çeşitli detayları hatırlıyorum, anlar hatırlıyorum ama tamamını maalesef hatırlayamıyorum. O paylaştığım yazı da o
okuduğumuz kitapları unutuyorsak niye hala okumaya devam ediyoruz diye bir yazıydı. Evet. Ve inanılmaz merakla ve iştahla okudum. Ve çok güzeldi. Çok hoşuma gitti gerekçeler ve Cemal Tunçdemir'in yazısıydı. Evet, ben. Evet. Yani ondan notunu düşeyim. Aynı şey bende maalesef filmlerde de oluyor. O kadar hatta had safhada oluyor ki filmi mesela açıyorum. Ve ortalarında bir dakika bu sahne bana tanıdık geliyor deyip hani evet. Ha ben bu filmi izlemiştim noktasına evet. Geliyorum. Ve çok bu konuyla ilgili sıkıntılıydım. Benim acaba hafızamla ilgili bir şey mi? Çok çabuk mu unutuyorum? Bu hani yaşlılık alameti mi artık neden kaynaklanıyor diye. Biraz böyle tereddüt ettiğim, panik hafif olduğum bir zaman oldu. Ama sonra o yazıyı okuyunca... Çok paylaşıldı. Yani benim paylaşmamın üzerinden de çok fazla yorum geldi bana. Gerek mesaj olarak gerek hani altına yorumlar. Fark ettim ki çok fazla insan aynı dertten muzdarip. Meğer yalnız değilmişim. O yüzden de demek ki belki hayat da çok hızlıyor artık. Böyle tabii. Çok fazla şeyle çok verici ilgileniyoruz. Yani. Sinyal alıyoruz ve onların hepsi tutmak ama zor oluyor galiba. Şey kısmı güzel. Okuduklarımız, dinlediklerimiz ya da işte izlediklerimiz mutlaka beynimizin içerisinde birbirine bir yerden bağlantı aynen. Kuruyorlar ve o aslında senin davranışlarını, eğilimlerini, evet. işte nasıl davranacağını ya da olaylara bakış açını etkiliyor imiş. Doğru ve... zamanda ortaya çıkıyor aslında. Yaşasın ya. Yani ümit ediyorum evet. Öyledir. Korelasyonu doğru zamanda kurabiliyor aslında galiba. Beyincimiz evet. Öyleymiş yani. Orada şey örneği çok güzel çünkü hani işte Savaş ve Barış okudum. Ne hatırlıyorum? Rusya'da geçiyor. Woody Allen'ın da filminde kullandığı espri zaten evet. Yazıda da anlatıyor. Ya çok sevdiğim yani mesela bir şey örnek vardı galiba. Bana gelen yorumlar içerisinde bir yerde okudum işte Puslu Kıtalar Atlası ile ilgili bir şey yani hiç hatırlamıyorum demiş birisi. Hayatta en sevdiğim kitaplardan biri olmuştu okuduğum kitaplar içerisinde. Çok net hatırladım işte bende bıraktığı his, çeşitli anlar, işte İhsan Oktay Anar'ın anlattığı, tasvir ettiği belki bir şeyi çok iyi hatırlıyorum ama böyle genel olarak tamamını baştan sona... Bir de çok detaylı tabii çok yani. Detay, evet. Detaylı çok tasvirler detay var orada. Şimdi... Buralara döneceğim, günümüze döneceğim ama biraz aslında geçmişe de gitmek istiyorum. Çünkü hani senin bir sürü bağlantından bahsettik hayatla ilgili. Bir tanesi de ilginçtir, aileden dolayı spor. Evet. Danışment soyadı aslında basketbol tarihinde Türkiye'de önemli bir soyad. Nur Danışment, amcan. Onunla mesela büyürken çocukluğunda böyle efsane bir basketbolcun işte Galatasaray'ın ve sonuçta milli takımın efsanesi zamanında. Sonunda çok önemli bir profesör cerrah oluyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. O hani aile ilişkisi sende sporla ilgili o dönemde büyürken nasıl bir mesela merak saldın mı yoksa tam tersine hiç mi alakan olmadı? Şöyle bizim ailemize basketbol çok önemliydi yani amcam sebebiyle işte dediğin gibi yani Galatasaray'ın ve milli takımın çok o dönemki en efsane oyuncularından biri. Ve basketbol bir de amcamın yani kuzenlerim var işte iki oğlu var Emre Serdar ve bir de kız evladı var Ayşe. Kuzenlerimle birlikteyken biz onlar da Emre abi ve Serdar abi işte kuzenlerim onlar da çok oynardı basketbol. Basketbolun çok önemsendiği aslında bir ailede büyüdük o anlamda. Çünkü dediğim gibi yani çok çok özel bir figür var karşımızda. Onun hatıraları var işte onun anlattıkları var ya da onun özgeçmişi var. Dolayısıyla ben oynamasam da, hiç oynamadım bu arada. Yani lisedeyken, ortaokulda tabii ki işte hani beden eğitim saatlerinde biraz oynuyorsun. Mesela kız kardeşim oynadı bir dönem, takımda da oynadı. Ama ben voleybol takımındaydım. Oynamasam da benim için çok özel bir spordur. Hala öyle. Ben basketbolculara çok büyük hayranlıkla bakarım. Çok... farklı bir sen yani anlatmama gerek yok aslında yani sen benim 10 katım biliyorsun tabii ki. Etkileyici çok güçlü bir spor olduğunu düşünüyorum. Yani diğer spor dalları ben farklı sporlarla ilgilendim. Biraz da maalesef maymun iştahlıydım o yüzden böyle yaptım bıraktım. Ama basketbol dediğim gibi her zaman yani sorsam bana en çok sevdiğin sporlardan biri oynamasam da basketbol diyebilirim. Çünkü sihirli bir tarafı var. Oyuncularla ilgili hep böyle o dönemlerde aslında belki insan birazcık araştırıyordu yani hepsinin işte eğitiminden tut ailesine kadar hani belirli bir çerçevede insanlar hayat yani vizyonları hayata bakışları. Zamanında da öyle bir algı varmış yani futbolcular eskiden, ve basketbolcular arasında eskiden, eğitim açısından evet, o zamanlar daha da fazla. Kendilerini geliştirmeye çok açık insanlar ve o profil de beni açıkçası her zaman çok cezbetti. Çok önemsediğim bir şey çünkü insanın bir yerde durmaması, kendini sadece sporculuk alanında değil hayatın başka alanlarında geliştirmesi de böyle bir şey. Ki o sporculuğuna da katkı veriyor bu arada geliştirirken.
Dolayısıyla amcamdan kaynaklanan, yani zaten çok güzel bir örnek var. Aynı zamanda spor dalı olarak da benim çok saygı duyduğum, önemsediğim bir spor dalı ama ben oynamadım. Senin sonradan yaptığın ama ilginç bir spor dalı. Spor dalı demeyelim de uzak... Ben voleybol oynadım. Ha, voleybol oynadım. Voleybolda bir sene oynadım, sonra bıraktım. Sonra handball'a geçtim. Handball'da bir de ben solak aslında, yani solak doğmuşum diyeyim ama sonra sağ elimi kullanmaya Esra, başlamışım. İkizin, o da mı? O sağ elle. Dolayısıyla onu da paylaşmışsınız yani. Yani şimdi sağ elle yazıyorum ama sol elimle de yazabiliyorum istersem, kötü olsa bile. Fakat mesela her oynadığım spor dalları, yani yaptığım spor dallarında hep sol elimi kullanıyordum. Güçlü olan sol çünkü. Yani sağlı bir şey atamıyorum. Handball'a geçtiğim zaman solaktım. Sağ kanatta oynuyordum. O da önemli bir şey. Evet. Solak olmak. Orada bir azmettim aslında. Bir 3 sene sanırım kadar, 2-3 sene kadar orada oynadım. Daha uzun süre tutundum diyorsun. Hatta hoca herhalde benden memnundu ki galiba Arçelik genç takıma mı beni alacaktı? Öyle bir hani şey, o işlemler başlatılır evet, ya. Evet. Seçmeler. Lisans falan. Lisans falan. Lisans işte. Fakat sonra yani işte o 3 sene ömrünü tamamlamış benim hayatımda herhalde. Onun o yaş kaç dedin bu arada? Hangi yaşta? Ortaokuldayken başladım. Peki orada yani. Müziğe ilgi başlamış mıydı? Yoksa hani bir şey arasında karar zamanda, vermek zorunda mı kaldın? Yok değil. Ben aynı zamanda müzikle çok ilgili olduğum için orta birden itibaren sanırım koro, okul korosundaydım. Yani hep böyle işte o hani şey saatleri vardır ya. Evet. Kendi dersler dışında girdiğimiz diğer dersler. Korodaydım hep. Hep müzikle iç içeydim. Handball'u bıraktıktan sonra... Aynı zamanda tenis de oynuyordum bu arada. Gördüğün gibi yani her şeyi el atmışım. Yani o kadar el atmışsın ki arada hatırlıyorsun yani bazılarını. Yok, tenis de eş zaman devam ediyor. Yazın tenise işte gittiğimiz zamanlar oluyordu. Derken en son işte şaşırtıcı dediğin kısım ama o artık üniversite döneminde Aikido beni cezbetti. Uzak Doğu dövüş sanatı. Ya yani şöyle, o da biraz kendimi savunmayı öğrenmek istiyordum o dönemde. Araştırdım. Aikido'nun felsefesi hoşuma gitti. Çünkü sana saldırılmadıkça kimseye saldırmıyorsun. Aslında bu benim için bir hayat görüşü, hayat felsefesi. Buna uygun olduğumu hissediyorum ve uymaya da çalışıyorum mümkün mertebe. Bana saldırılmadıkça hani kimseye saldırmak hayatta istemem. Savunma teknikleri üzerine tamamen. Zaten bir sanat olarak kabul ediliyor Aikido. Bir spor değil de daha ziyade bir sanat olarak. Onu araştırdığım zaman felsefesi bana çok ilginç ve hoş geldi. O dönemde de yakın, evime yakın bir spor salonunda Aikido dersleri verilmeye başlamıştı. Oraya başladım. Tek kızdım o sırada, işte dojoda. Hoca da benden çok ümitliydi çünkü seni siyah kuşak yapacağım. İşte hani bir sürü erkeğin arasında ben böyle yuvarlanıyorum falan yerlerde. Normalde dediğim gibi maymun iştahlı davranmama rağmen ben bir konuda eğer yani kafama uyarsa bir şeyi, birini, herhangi bir hayatımdaki kavramı neyse seversem acayip azimli olabilen bir insanım. O yüzden de Aikido'yu o kadar sevdim ki her hafta sonu, her hafta sonu en hızlı dönemlerimiz. Kemancı'ya gidiyoruz sürekli. Her cuma, cumartesi, Roxy'ler, işte hani aklına gelebilecek o. Süper. Sürekli her gece çıktığımız dönemler. İstanbul'da sürekli. Eğlence yani, hayatının daha... Eğlence, müzik yani. Müzik canlı yani. Müzik mekanlarına gidiyoruz. Müzik kültürünün diyelim daha doğrusu. Müzik kültürünün çok yüksek olduğu zamanlar. Beyoğlu'nun gerçekten tam bir anneanne gibi konuşsam. Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanlar. Evet. Her cuma, cumartesi çıkıyoruz. Ben her sabah, yani düşün, ertesi gün... Sabahın köründe kalkıp antrenmana gidiyorum Aikido'ya ve koşa koşa severek gidiyorum. Nitekim azmettim, kahverengi kuşak oldum. Hangi kuşaktan başlıyorsun renk olarak? Normal kuşaksız gibi. Yani şey olarak ilk aldığın kuşak? Başlıyorsun kahverengi. Önce danlar var. Danlar var, evet biliyorum. Evet işte. Dan seviyeleri var evet. Yani sertifikalar var yani böyle Japonca hani sana imzalanmış çeşitli işte aşamalardan geçiyorsun. Sonra kahverengi kuşak oldum ve... Çok mutluydum. Yani çok hayatımın en mutlu dönemleriydi. Çünkü hayatta bir şeyleri yeni öğrenmeye başlıyorsun. Daha çok gençsin. Yani 19 vardaydım sanırım. Mental olarak da beslemiştir herhalde. Yani kesinlikle. Şey olarak değil sadece. Çünkü antrenmana olarak... başlamadan önce bir terapi gibi bir aşaması var. Bir 10 dakika falan. Gerçekten böyle bir meditasyon gibi bir aşaması vardı. Ben her ne kadar o tip uzak doğu öğretilerine çok yakın değilimdir. Ama ona rağmen o 10-15 dakika bana çok iyi geliyordu. Arkasından da işte öğrenmemiz gereken hareketleri öğreniyorduk. Savunmayı, reflekslerini çok kuvvetlendiriyor.
Sonra işte bir yurt dışına gitmiştim o dönemde. Kesildi. Döndükten sonra başlamayı düşünüyordum. Ama derken işe girdim, dergiye girdim. Derken dergicilik, gazetecilik hayatım başladı. O başlayınca sekteye uğradı. Ama içimde ukdedir yani hala. Oraya gitmeden aradaki bölüm bence önemli. Yani kemancı yılları dedin ya. Sonuçta müzikle olan muhtemelen ilişkini, alakanı çok farklılaştıran ya da başka boyuta taşıyan yıllardı diye tahmin ediyorum. Nasıl bir deneyimdi senin için ya da belki başka anekdotlar da aklına geliyordur o dönemle alakalı bilmiyorum ama. Ya işte kemancıydı başka mekanlarda. Çünkü çok değişen bir Türkiye'deyiz artık o dönemden bugüne. Çok mutluyum çünkü çok şanslı olduğumu hissediyorum. O dönemi yaşamış olmak benim hayatımda yaptığım işlere, kim olduğuma, nasıl bir yolda ilerlemek istediğime dair çok fazla işaret gösterdi. Çok pusulam oldu aslında o dönemi o şekilde yaşamış olmak. Çünkü bir Ömer diye bir arkadaşımız vardı liseden. Çok iyi bir rock müzik dinleyicisidir. Ve daha yani şimdi onu da açık etmiş olmuyor. Reşit olmadan diyeyim yani 18'inde oldurmadan kemancıya gidiyordu zaten. Yani o böyle kaçıp maçıp edip bir arkadaşıyla birlikte. Birkaç arkadaşıyla birlikte. Oranın bayağı müdavimiydi. Hatta köprü altı dönemlerine bile çok çok küçük olmasına rağmen sanırım yetişmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte o bildiğimiz hani sıra servilerde alt kemancıya çok sık giderdi. Biz aslında onun sayesinde yani mutlaka bizi kemancıya götürmek istiyordu ve biz de çok hevesliydik. Ama biz 18'i doldurduktan sonra çıkabiliyorduk hani onun gibi değildik. Dolayısıyla onunla beraber kemancı kültürü hayatımıza girdi. Ben kemancıdan çok etkilendim. Çünkü yani şöyle düşün, müzikle aşırı neşirsin ama öyle bir hayatın içinde değilsin. Daha önce çok bir bar ve canlı müzik kültürün yok. Evet. Gitmemişsin çok fazla bir yere. Bir şeyler çok yeni, yeniler çok özeldir ya. Kemancının o koridorundan geçip yani yukarıdan girip de merdivenlerden inip ilk böyle o alttaki koridordan barın olduğu ve sahnenin olduğu alana girdiğim anı hatırlıyorum. Yani bu bunu hayatta unutma imkan yok. İşte okuduğum kitapları unutabiliyorum ya da işte filmleri ama bu asla unutmayacağım ama bir şey. Başka bir mekan hafızası. Çünkü işte kokusunu hatırlıyorum. Benim için zaten koku ve ses hiç unutmayacağım şeyler. Yani 20 sene geçse bile 20 sene önce tanıştığım insanın telefonda sesini duysam hatırlıyorum. Hatırlıyorum onu. Kokular da keza. Çok özeldi. Çünkü orada aslında özendiğimiz bir hayat vardı. O böyle biraz karanlık bir yerdi orası. Yani kimine göre hiç cazip olmayacak bir yerde aslında hani pek çok açıdan. Çok puslu bir yerde, sisli bir yerde. Ciddi bir rock müzik vardı. Çok belki bazı insanların gerçekten hiç dinleyemeyeceği kadar. O dönem belki bizim için de fazlasıyla rock'tı yani. Çünkü hani tamamen öyle bir metal müzik ya da rock müzik kültüründen o anlamda gelmiyordum. Ama onun çok içine girmek istiyordum yani onun... Çok böyle kenarından, köşesinden bir şeyler dinliyordum ama orası senin hayatında çok küçüksün çünkü daha. Yani 18 yaşına yeni girmişsin. Müthiş bir beslenme alanı. Aslında... Müthiş bir beslenme alanı aslında. Evet, ağaç yaşken eğilir. Yani seni eğiten bir yer oluyor. Bir okul gibi. Biz oraya gittik. Orada bir sürü grup dinledik. Neler dinlediğini hatırlıyor musun? Ya böyle yani söyle söyleyeyim. Ben oraya gitmeye başladığım zaman Şebnem Ferah'ın albümü daha çıkmamıştı. Ve ben Şebnem Ferah, o bahsettiğim koridorda görmüştüm. Şebnem Ferah... gazetelerden takip ettiğim kadarıyla yeni albümünü hazırlıyordu ve Volvox'u biliyordum ama Volvox'u ben yaşım yetişmemişti yani ben oralara gittiğim zaman onlar devam etmiyordu artık. Ve Şebnem Ferah gördüğüm zaman düşün daha albüm bile yok ortada ve onu görüyorsun böyle Şebnem Ferah diyorsun orada yani koridorda. Keza aklına gelebilecek daha hani onlarca isim şu anda müzik sektöründe en tepelerde yer alan, yani festivallerde headliner olarak yer alan, çok saygı duyulan, çok sevdiğimiz bir sürü isim. Orada daha yeni ilk albümlerini çıkarmak üzere ya da belki çıkarmalarını 3-5 sene oldukları bir dönem ve durumdaydı. Çok iyi müzisyenler sahnedeydi, çok iyi müzikler yapılıyordu. Oraya adım attığım anda... ve Beyoğlu'na diyeyim, Beyoğlu'nda gittiğimiz yerlere... adım attığım anda o dünyanın bir parçası olduğunu hissettim. Bence insanın hayatında böyle bir şey hissetmesi çok önemli. Herhangi bir alanda yani bu bir masa başı bir iş de olabilir. Sizin kendinizi bir yere ait hissetmeniz kadar bence özel bir duygu yok. Çünkü inanılmaz güvende hissediyorsunuz ve hatta bazı zamanlarda yer yer ölümsüzlük hissi geliyor. Yani ben ölmeyeceğim o kadar güvende ve sağlam bir yerdeyim gibi bir his. O çok büyük bir tatmin duygusu.
orada olmak da o dünyanın içerisinde olmak, müzikle bir arada olmak, çok iyi müzisyenlerle bir arada olmak, o kültürün içinde olmak, gecenin o karanlığı ve gizemi, yani hepsi bir arada. Benim hayatımda gitmek istediğim yolu, yapmak istediğim şeyleri netleştirdi. Yani hiç bir soru işaretinin kalmaması, acaba bunu mu yapsam, bunu mu yapsam ikilemine düşmemek hayatta. Bence böyle anlarla mümkün oluyor. Böyle yolculuklarla, böyle insanlar, mekanlar ya da öğretilenlerle mümkün aslında oluyor. Aslında o karar verme anına kadar olan süreçteki edindiklerin de belki. O bir karar. Belki sen fark etmiyorsun. Aha. Ama sen içinde şunu biliyorsun. Aha. Ben hep burada olmak istiyorum diye. Yani mümkün olamadı kemancı kapağında ama o bir, yani bir sembol olarak söyleyelim onu. Yani kemancı üzerinden. İçinde olmak istediğim dünya kesinlikle o dünyaydı. Sonrasında zaten hani müzik yapmaya başladığım zaman işte Mojo, Beyoğlu, Beyoğlu'nun diğer barları, Beyoğlu dışındaki yerler tabii ki aynı zamanda. Kadıköy'deki kimi barlar. Şimdi işte. Artık o misyon ve kültür aktarımı sanırım biraz daha oraya taşındı. Tabii ama o dönemde de işte ben Kadıköy'lü olduğum için yani orada büyüdüm. Okulum da Beyazıt'taydı. Vapurla geçiyorduk karşıya. Karşıya dedim, burası karşıya ama hani bizim için biliyorsun. Her zaman öyle işte karşıya vapurla geçiyorduk. Dönüşte de mesela Karga yeni açılmıştı. Karga'ya giderdik. İşte masal evi vardı. Şaft o dönem yoktu. Yoktu değil evet, mi? Yoktu. Ve dolayısıyla bunların hepsi de işte seni böyle tık 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 yani sanki adeta böyle vücudunun bir parçası, beyninin bir parçası gibi oluşturuyor. Şimdi kemancı yıllarından bahsettik. Yani o dönemde yaşadığın deneyim, Beyoğlu ve diğer yine Kadıköy yılları ama onun dışında dinleyip de hani sende iz bırakan ve sonrasında müzik üretimine ya da işte şarkı sözü yazmana ve yaptığın müziğe etki eden kimler vardı? Lise dönemiyle bağlantılı aslında işte ben ilk Smells Like Teen Spirit'i duyduğum anı da hatırlıyorum yani. Hani böyle işte o yüzden biraz önce söylediğim şeyle bağlantılı bazı şeyleri hiç unutmuyorsun duyduğun anları ve sende bıraktığı izleri. Bayağı böyle tokat atılmış gibi olmuştu bana o şarkıyı duyduğum zaman. Yani bu nedir diye şöyle bir irkildiğimi hatırlıyorum. Ve böyle bir ufak araştırmaya girmiştim. Kim bunlar, ne yapıyorlar diye. Kim bu Nirvana? Kim bunlar diye. Sonra Nirvana ismiyle karşılaştım ve o dönemde de... Meşhur o kaset kapağı. Tabii, kaset tabii ki. Ben şimdi kaset... Ay tabii ki kaset yani. Tabii ki kaset. Tabii ki CD falan değil. Okulda Mert diye bir arkadaşım vardı. Onun dinlediğini öğrendim sanırım ve şey rica etmiştim. Galiba da bulamadım kaseti. Herhalde araştırdım ve bulamadım. O dönem çünkü öyle çok da her an ulaşamıyordum bazı şeylere. Bana çekebileceğini söyledi kaseti. Ve kaset çekmek tabii ki yani. Yani Nirvana işte peşindeyim ve görüyorum ki arkadaşım dinliyor peki falan diye. Bana bayağı oturup bütün şarkıları tek tek çekmiş ve böyle el yazısıyla bir kartonet hazırlamış. Bütün şarkı isimleri yazıyor. Çok şık hareket. Evet, onu da böyle güzel kasete yerleştirmiş kapağın içerisine ve onu hediye etmişti. Böyle onu dinlediğim anı hatırlıyorum. Gidip böyle evde işte play'e basıp böyle ah vay canına falan diye böyle nasıl bir şey bu diye. Hala duruyor o kaset bu arada. Ben öyle bazı anısı olan şeyleri atamam. Mesela o çok önemliydi. Yani sonrasında yine onun devamında etkileyen işte gruplar tabii ki Alice in Chains gibi. Pearl Jam gibi. Kuzeybatı, Amerika'dan esen rüzgar. Ya bana şey hissi vermişti. Dinlediğim pek çok müzik oldu elbette. Hı-hı. Ama ruh halimi sanki yansıtan sadece o dönem, çünkü o dönem daha şeysin böyle kimse beni anlamıyor, çok karanlıklardayım falan oluyorsun ya böyle daha hani ergenlikten çıkış dönemindesin ve mutlaka hayata küsüyorsun ve hani lanet olsun dostum şeyle böyle bulutu altında yaşıyorsun. Ama sadece öyle bir his değildi. Yani sadece dönemsel ve o onlu yaşları işte 15'ler, 17'ler, 18'ler neyse onlarla bağlantılı gibi değil. Sanki böyle hayatta bana daha farklı bir pencere açan ya da bakış açımı zaten çok iyi yansıtan ya da ruh halimi, içimdeki bazı daha gri bölgeleri böyle sanki anlatan bir müzik ve ifade ve hayata bakış şekli olduğunu hissettiğim için çok önemsedim ve çok sahiplendim o dönemi. Ben de o grupların, yani tahmin edebileceğim bütün tabii o grupların ki o anlamda yeri başkadır o yüzden. Çok güzel röportaj serisi yapıyorsun. Nefis hakikaten. Biraz fazla günümüze geleceğim ama bahsetmek istiyorum çünkü. Şimdi neredeler? Hani hafıza diyoruz, birikim diyoruz. Aslında şöyle bir Türkiye'nin yakın geçmişine bakıyorsun.
o hızdan bahsettik yani. O kadar çok şey yaşanmış ki birçok figür gelmiş geçmiş önümüzden. Sonra acayip bir figürdü falan diyorsun. İşte mesela Jülal'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, Jülal Baltınar. Mesela figür olarak benim çocukluğumda en ikonik figürlerden biri. İngilizce öğretmenim. İngilizce öğretmenimiz meşhur. Evet, evet. Şimdi evet. Red Bull'un sitesinde böyle bir röportaj serim var. Şimdi neredeler? Orada resmen bir hafıza kazısı yapıyorsun aslında. Mesela çok enteresan anekdotlar da yaşamışsındır ya da hikayeler dinlemişsin diye tahmin ediyorum. Mesela müzik ana konu diye söylüyorum. Şener Yıldız bence müthiş bir röportajcı. Rock Market. Nasıl hissettin mesela? Sonuçta senin de çocukluğunda gençliğinde etkisi olan birisi diye düşünüyorum. Ya ben böyle çok nostaljik bir insanım işte. Geçmişte bağım çok kuvvetli. Şimdiden daha kuvvetli geçmişte bağım. Bu bence yer yer kötü bir şey. Ama bir yandan da böyle işlere vesile olduğu zaman da muhteşem bir şey. İnsanın çocukluğu çok önemli ya. Çocukluğu ve ilk gençliği hayatında çok önemli rol oynuyor. Yaş ilerledikçe hele ki güzel çocukluktan kastım şeyden bahsediyorum. Yani belirli size temas eden kültürel anlamda ya da bilmiyorum belki de hani başka şekillerde insanlar ve olaylar olduysa çevresel faktörler çok önemli. Unutulmuyor. Evet. O açıdan bence biz biraz da şanslıydık belki. Yani şimdi eski Türkiye diyeceğim ama ben o insanları eski Türkiye'den seçiyorum. Orada var olan zihnimize kazınmış çok özel insanlar. Bu seriyi yıllardır yapmak istiyordum. Yani şöyle söyleyeyim. İşte ben Radikal'de çalıştım, orada istiyordum. Daha önce Vizyon Dergisi'nde çalıştım, orada istiyordum. Yani hep benim aklımda olan bir konuydu. Bir şekilde gerçekleşemedi. Yani kimi zaman insanlara ulaşamadım, kimi zaman ulaştığım zaman kabul etmediler. O da ayrı bir macera çünkü. Şimdi en çok istediğim isimlerden biri Zülal Bağpınar'dı işte 80'lerde. TRT'de İngilizce meşhur öğretmenimiz. Sağ olsun kabul etti Zülal Hoca. Ve ben Eskişehir'e gittim. Anadolu Üniversitesi'nde profesör. Hala. O kadar güzel bir sohbet oldu ki bir kere şöyle bir şey oluyor. Müthiş bir kanal bu açıdan, iki açıdan güzel. Bu birincisi benim çocukluğuma temas ediyor. Ya da ilk gençliğime temas ediyor. Ve o anları tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Adeta bir zaman makinesi bulmuş gibiyim. Yani bir araca biniyorum hani geleceğe dönüşteki gibi. Araca binip tuşluyorum ve bir yere gidiyorum. Orada hissettiğim şeyleri, o dönem yaşadıklarımı, o dönemki halimi, işte ailemi, arkadaşlarımı, belki sokakları, yaşadığım yerleri hatırlatıyor bana. Bir yandan da şunu fark ediyorum, o röportajları yayınladığımız zaman da insanların tepkilerinden ne kadar duygulandıklarını, ne kadar etkilendiklerini ve ne kadar özlediklerini anlıyorum. Bu da her röportajın altına yorum geliyor zaten. Hem nasıl yani mesaj olarak geliyor, yorum olarak geliyor ve çok ciddi duygusal mesajlar geliyor. İnsanların ne kadar özlem duyduklarını anlıyorum. O kadar güzel bir şey ki buna vesile olmak, bunu o yapmak. O bir kareyi görmek çünkü. Mesela işte Zülal Vakpınar'ın İngilizce öğretmeni olarak bir anlattığı sahne. İnsanlarda aslında o beraber izlediği anne babayı onunla olan ilişkisini hatırlatıyor. Ve galiba daha saf bir dönemi anlatıyor. Evet. Yani bu şu anda çok yorgun insanlar. Evet. Çok çok fazla sorumlulukları var üzerlerinde. Çok yıpratıcı bir şehir yaşamıyorlar. Çok mücadele içindeler. Gerek ülke anlamında, gerek hayat şartları anlamında. İnsanların dertleri bitmiyor. Sadece dertlerimiz yani kişisel ölçekte değil, toplumsal ölçekte çok büyük. Bu tamamen bir böyle Alice Harikalar Diyarı gibi bir şey. Yani bir kapı var orada ve ya da işte bir ağaç, işte o kovuk. Oradan başka bir dünyaya giriyormuşsun gibi sana sihirli gelen bir bence taraf. Oradaki figürlerden Tuğçe San röportajı da enteresandı. Ben böyle ara ara şimdi soruyorum sana çünkü Michael Jordan'ın kuzeyiyle zamanında evlilik. Unutmuşum ben de bir de çünkü sanki öyle bir haberi hatırlıyordum ama röportajda okuyunca böyle bir şey oldu, çok çarpıcı Tuğçe geldi. Tuğçe San çok tatlı bir kadın bir kere. Amerika'da yaşıyor yıllardır. İşte dediğin gibi Michael Jordan'ın kuzeniyle evlenmiş, Atlanta'ya yerleşmiş. Ve Türkiye'ye, İzmirli kendisi, Türkiye'ye, İzmir'e tatile geldiği zaman biz geçen yaz buluştuk onunla. Sevinç Pastanesi'nde. Giriş de çok güzeldi. ve sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuş gibi gerçekten görür görmez böyle sarıldık ve anında sohbet etmeye başladık. Çok sıcakkanlı, muhteşem bir kadın. O benim işte biraz önce sordun ya ilham kaynakları ya da neler. Onun anlattıkları hayatına dair. Çünkü şu anda müzikten uzakta ama bir yandan da yeni projeleri var. Özlüyor da burayı ve müziği. Onun bazı anlattıkları, anlattığı şeylerle ilgili bazen gözlerinin dolması. İşte o anlar bana çok özel geliyor. Mansur Ark, Cemal'i hepsi Mansur çok iyi. Bahsetsek zaten süre yetmez. Evet, yani. Evet. Sanırım devam edeceksin. Yani devam ediyor. Devam süper. Sormuyorum şimdi sürpriz çok olsun. Çok severek
Ve tesadüfen röportaja konu olan isimler de hep şehir dışında ya da yurt dışında çıktı. Bir kişi sadece İstanbul'daydı. Kaçışla onun alakalı dışında... mı acaba? Ama Cemal'i zaten Amerika'daydı. Yani o çıktığında da bildiğim kadarıyla San Francisco'da onlar vardı, değil mi? Onlar zaten çocukluktan itibaren Amerika'da, San Francisco'da büyümüşler. Yani orada hayatları geçmiş. Bunların hepsini işte Twitter'dan röportajları şey yapıyorsun, tweetliyorsun, bir yandan okuyoruz ve yorumlar geliyor. Şimdi sosyal medya çağı, şimdi sen 80'lerden 90'lardan çok konuştuk, özellikle 90'lardan. İşte diyorsun ya, Şebnem Ferah gördüm, heyecanlandım. Hı-hı. Şimdi herkesin erişimi ya da ulaşmak çok kolay. Evet. Yani işte ben, seninle hiç alakam yok ama Melis Danışman tweet adresi var. Ben bir mention'la sana hemen direkt temas edebiliyorum şey olarak. Siber ortamda. Hı hı. Ve bunun üzerinden de teknolojinin evet böyle bir erişim kolaylığı var. İşte sen 90'ların figürlerine, iz bırakan figürlere, bilmiyorum işte farklı sosyal alanlardan ulaşıyorsun diye tahmin ediyorum, değil mi? Facebook'tan. Hepsine, Facebook neredeyse, özellikle... hepsine neredeyse sosyal medyadan ulaştım. Ya Twitter, ya Facebook, ya Instagram. Ama yani direkt olarak ulaştığım bir kişi falan oldu. Bu ulaşma kolaylığı insanlara başka bir, nasıl desem, karanlık tarafı da getiriyor. Evet. O da hani nasıl Amerikan gençlik filmlerinde görürüz ya, işte bullying, yani işte zorbalık yapar. Hı-hı. Daha güçlü çocuklar, sindirmek için çocuklara. Bunun siber zorbalık versiyonu var. Farklı Hı-hı. şekillerde Hı-hı. de olsa. Özellikle yaş grubu küçüldükçe bu daha da katılaşıyor ve agresifleşiyor son yıllarda özellikle. Senin de birçok alanda meşgalesi olan bir insan olarak sosyal medyada bu tip konularla muhtemelen deneyim yaşamışsındır diye tahmin ediyorum. Tabii. Siber zorbalık farkındalığı çok önemli bir mevzu. Hı-hı. Sen bu konuda nasıl deneyimler yaşadın? Özellikle son dönemde daha da aktifken sosyal medyada. Bilhassa da işte Instagram'da ve Twitter'da. Evet, zaman zaman mesajlar ya da yorumlar gelebiliyor. Aslında benim genel tavrım kale almamak üzerine kurulu. Hı-hı. Yani önemsememek. Çünkü önemsemediğim için aslında önemsememe tavrı. Şu manada yapılan şeyi incelersek ve değerlendirip konuşmaya kalkarsak korkunç bir şey. Yani ondan bahsediyorum. Bana etki etmesine ben müsaade etmemeye çalışıyorum. Çünkü hiç tanımadığım biri, normal şartlarda burada ikiyüzlülüğü şöyle görüyorum. Yüz yüzeyken asla söyleyemeyeceği şeyleri insanlar sosyal medyada yorum olarak çok rahat bir şekilde, böyle eline geldiği gibi, yani klavyesine geldiği gibi ya da işte tuşlara, telefonuna geldiği gibi yazabiliyor. Ve çok yaralayıcı, çok hakarete varan yorumlar oluyor ve bence insanlar tam olarak farkında değil. Yani sosyal medyanın da çeşitli görgü, etik kurallarının artık belki oluşturulması çok net çizgilerle gerekiyor. Yani şey gibi bir his oluştu. Nasıl olsa sanal bir dünyadayız ve elimizde sadece işte bir klavye, yani tuş var ya da telefonun işte yani klavyesi var. Ne konu? Her neyse. Ve bu yazdığım zaten havaya gidiyor. Tam olarak orada insanın kalbine ya da zihnine gitmiyor gibi bir algı oluştu sanırım. Dolayısıyla yazdığımız şeylerin ne kadar etki edebileceğini çok fark etmiyoruz. Gücünün farkında değiliz. Yani orada şey gibi düşünüyor çoğu insan. Ya ne olacak, bir yorum yaptım, ben kendi yorumumu oraya yazdım diye düşünüyor. Ama onun bir muhatabı var. Orada bu bir müzisyen, oyuncu da olabilir. Çok genç yaşta bir çocuk da olabilir. Bir okuldaki iki öğrencinin arasında da geçebilir bu. Bunun da yani kurtuluşu demeyeyim ama en temel bence yollarından biri, yani biraz bunu engellemenin yollarından biri empati. Bizim ülkemizde çok eksik bir şey. Empati, bence ilkokulda empati derslerinin verilmesi gerekiyor. Yani buna artık eminim. Bir okuduğunu anlama derslerinin verilmesi gerekiyor. Karşındakini susarak, müdahale etmeden dinleme derslerinin verilmesi gerekiyor ve empati derslerinin verilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar çok kilit şeyler. Bu konularda çok eksiyiz. Yani inanılmaz derecede. Bunu ben etrafımda, çevremde de çok fazla görüyorum. Evet. Karşımızdakinin ne hissettiğini bir parça olsun anlamaya çalışırsak, hissetmeye çalışırsak zaten onu yapmamıza imkan yok. Çünkü canının acıdığını anlayabiliyorsun o noktada. Ben yorum çok okuyorum. Tuhaf öyle bir şeyim gelişti nedense, alışkanlığım gelişti. Yani internette, sosyal medyada, Twitter'da da, Instagram'da da yazılanların altına insanların yazdıklarını... Kendi postladıklarının dışındakileri yok, kendi postlarının dışındakileri. Ha, tamam. Dışındakileri merak ediyorum çünkü. Hı-hı. İnsanların neye nasıl tepki verdiğini, psikolojinin ne olduğunu. Ve gördüğüm bazı şeyler karşısında dehşete kapılıyorum. Ne kadar insanların ne kadar büyük öfke biriktirme potansiyelleri var, onu görüyorum. Yani hani benim için öfke kadar güçlü bir duygu ve tehlikeli bir duygu ya da neyse, yani hayatıma etki edebilecek bir duygu.
maksimum çevremle ilgili olabilir. Ya ülkeyle ilgili olabilir. Neyse uzaktan bir şeylerle ilgili olabilir ya da bazı olaylarla ilgili olabilir. Hak, hukuk meselelerinde, adaletsizliklerle ilgili. Ama onun da başka çözümleri var. Burada insanlar en basit, ya bir magazin konusunda bile paragraflarca kin kusabiliyorlar mesela. Çok ve bence bu bayağı psikolojik olarak incelenmesi gereken ve muhtemelen bence incelenen de bir durum. Yani genel olarak da bir tansiyon yüksek. Evet, niye yani bu kadar gerginler insanlar ve neden... Gerginliği oraları da yansıyor kesinlikle yani. Ve ne kadar, niye bu kadar müdahaleciler? Niye herkes yani niye herkes kendisi gibi olmasını istiyor karşısındakinin? Evet. Niye herkes tek tipleştirilmeye çalışıyor? Tek tipleştirmek çok güzel bir ve neden, tabir yani. Neden bu kadar öfkeliyiz yani? Neden bu kadar kin kusuyoruz? Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum, anlayamıyorum. Ben de öfkelenen bir insanım birçok şeye. Ama oturup da paragraflarca zırva bir şekilde bir postun altına o yorumu yapamam yani onu, çünkü başka işlerim var. Yani, güzel söyledin bu arada, başka işlerim var. Evet. Yani o bir ya hayatla herkesin ilgili... başka işleri olmalı. Herkes burnunu o kadar başkasının hayatına bu kadar çok sokmamalı zaten. Hayatla ilgili başka ilgi alanlarında ne var mesela? Demin seyahat etmekten bahsettin. Çok 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 severim. Ya da işte bununla ilgili farklı kazmaya çalışıyorum şu anda. Çıkarabileceğimiz bir şeyler var mı? Seyahat bana gibi çok iyi geliyor. Hı-hı. Çünkü o durma hissinin geldiği yerlerden bir seyahat. Yani benim gerçekten pek çok şeye fokuslanabildiğim, kafamdaki bir sürü saçma sapan ya da beni yoran düşüncelerin, hani fikirlerin geride kalabildiği anlar onlar. Yolculuk bir kere, yol yani yolda olmak. Bir taşıtın içinde olmak tuhaf bir şekilde. Küçükken de biz şeymişiz, arabadayken uyurmuşuz hemen. Yani pek çok bebek de sanırım öyledir. Evet. Artık oradan kalma bir şey midir bilmiyorum. Ben arabanın içindeyken ya da herhangi hareket eden bir taşıtın, yani vapur da olabilir, bu başka bir şey de olabilir. İçindeyken böyle çok huzura ererim yani. Böyle zaman yavaşlar benim için, durur hatta. O anları seviyorum. Başka bir şehirde olmayı, başka bir ülkede olmayı çok seviyorum. Çünkü insanları incelemeyi seviyorum. Binaları, hayatları, yaşam şekillerini, insanların nasıl davrandıklarını, tarihi yerleri görmeyi, incelemeyi seviyorum. Bu da bir birikim. Yani. İşte biriktiriyorsun. Aynı zamanda şeye bir özel ilgim var. Tarihi yapılara özel bir ilgim var. Yani şimdi biz de çok büyük bir kentsel dönüşümün ortasındayız, hele Kadıköy'de. Çok sevdiğim benim apartmanlar vardı çocukluğumdan beri var olan ve böyle çok tatlı, üç katlı, hani bahçeleri olan, güzel balkonları olan apartmanlardır onlar. Ya da çeşitli müstakil evler, köşkler de vardı bir zamanlar, artık bir elin parmakları kadar. O tip yapıları çok seviyorum. Böyle içimde bir akrabamış gibi hissediyorum. Onlara sarılasım geliyor yani. O kadar böyle farklı bir duygu yaratıyor bende. O yüzden böyle başka şehirlerde de o tip yapıları gör. İzmir'de vardır öyle yerler mesela. Ya da işte gittiğim çeşitli şehirlerde... İşte Sevinç Pastanesi'nden bahsettim. Kesinlikle. Yani, öyle yani bir anısı olan, bir hikayesi dahi olan, evet, karakteri olan yerler. Yurt dışında da öyle şehirleri çok seviyorum. Hele ki yüzlerce yıllık bazı hikayesi olan yerleri gördüğüm zaman onlar beni etkiliyor. Yani ilgi alanlarımdan biri mümkün mertebe çok dolaşmak. Güzel. Şey de bana çok şükür bu imkanı veriyor. Röportaj yapıyor olmak oradan oraya gitmemi sağlıyor. Bu benim için hiç, yani hiç hayatta yorulmam ve hiç şikayet etmem en sevdiğim şeylerden biridir. Şey çok önemli konu bu değin. Yani mekan hafızası mevzusu, hı-hı, ve bizde hiç kalmaması neredeyse. Hı-hı. Yani bunu daha önce galiba bir programda daha konuşmuştum ama Paul McCartney'i konuk ediyor işte James Corden. Bu Carpool Karaoke'de galiba. Orada Liverpool'u geziyorlar. Her şey aynı. Yani hele Paul McCartney 70'li yaşlarında 9 yaşında gittiği işte önünden geçtiği duvarı görüyor mesela, evet, orada. Yani evet, tamam Liverpool farklı bir kent. Evet, İstanbul daha büyük bir metropol ama ne olursa olsun. Yok burada ama o yani artık ipin ucu kaçtı ve öyle bir noktada ki yani o geçtim hani şeyi, o kadar tarihi yerleri, artık hani bugün açılan dükkan bir ay sonra ortada olmuyor. Öyle bir noktaya geldi. Hiçbir apartman yerinde kalmadı. Ben bazen girdiğim sokakları karıştırabiliyorum. Yani yıllardır, çocukluğumdan beri girdiğim sokaklar olmasına rağmen. Çehresi değişiyor. Şehir hafızası, kent hafızası, işte sokaklar, esnaf, o insanların oradaki, yani o manavın, işte berberin, işte ya da ne bileyim hani kur temizlemecinin olduğu yerlerde şu anda bir takım tuhaf zincirlerin oluşu. Ya böyle söyleyince de bu şey gibi ya, çok böyle jenerasyon farkı ve çok eski duyuluyor. Biraz retromanya gibi oluyor aslında. Ya da yaşlı şeyi gibi, söylemi gibi.
Ama öyle bir noktaya geldi ki artık yakında bence 10 yaşındaki çocuk da bunu söylemeye başlayacak. Çünkü bugün gördüğün şey kesinlikle yarın orada yok, yıkılmış halde. Daha sert bir hız var. Hı-hı. Şeyin kitabını anlattığı gibi işte Harari'nin bu son dönemde serisi çok meşhur oldu ya, Homo Sapiens ile başlayan. Yani orada en sonunda şey diyor yani, artık meslekler, herkes bir hayatında, tek bir hayatında 3 tane mesleğe sahip olma hızına neredeyse kavuşuyor. Meslek gruplarının ismi, işte biz çekme kaset diyoruz. Şu anki nesil, muhtemelen YouTube'da yaptığımız için YouTube'u izleyen özellikle yaş grubunun genel ağırlıkta çekme kaset diye bir hakkında öyle bir deyim yok. Hayatlarını duymadıkları bir şeydir. Geçmişle ilgili bir ilgileri yoksa muhtemelen. Yani bu hızla bir de yaşıyoruz. Peki bu hız demişken sen yakın zamanda bu YouTube yani bu mecrada bir üretimin daha olacak. İstersen bir yandan ondan da bahsedelim. Evet, yani Türk Akadil tabii bize de iyi gelen sevdiğimiz tarafları var elbette. Yani o günü de yakalamak lazım her zaman. Bir daha yayınlanmadı ama yakın zamanda bir şarkım yayınlanacak. Ufuk Beydemir'le bir kaydettiğimiz bir şarkı beraber söyledik. Erekli'de, Moda'da kaydettik. Ahsen Eser çekti. Bu bir video olarak yayınlanacak YouTube'da. Süper. Yani bizi heyecanlandıran bir şey oldu. Ufuk'la tanışmıyorduk. Yakın zamanda diyebilirim tanıştık. Ve o da acayip çok güzel bir sesi var. Tam bir 90'lar sesi. Böyle hani oradan, o şeyden geliyor yani. O kıtadan ve o zamandan geliyor. Çok da seviyor o dönemi. Böyle sohbetimizde bir sürü ortak nokta yakaladık zaten. Çok kısa süre içerisinde, çok hızlı bir müzisyen. Hemen o da böyle bir şeyleri nihayete erdirmek isteyen bir müzisyen. Bir araya geldik. İşte benim şarkım vardı, ona dinlettim. Onun hoşuna gitti. İşte o gitarla çaldı. Ben piyanoyla eşlik ettim işte. Ve onu böyle çaldık, söyledik. Süper, merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi hafızadan bu kadar bahsettik. Hafıza ile ilgili çok önemli bir röportaj serisi yapıyorsun. Demin de konuştuk. Orada bir ricam olacak. Benim hafızamda da önemli. Burada şimdi bir sohbet programı yapıyoruz. Benim çocukluğumda izlediğim en böyle kültür sanatla ilgili keyif aldığım şey Seynel Levent'in TRT2'deki programıydı. Tabii demin ki aradım. İstemde. Hemen senden özel peçeteye yazıyorum. Özel rica. Melis Hanım lütfen bu röportajı yapar mısınız diye. TRT2 tekrar kültür sanat kanalı olarak açılıyor. Süper. Onun şerefine diyeyim yani. Tamam, yani umarım harika. Eskisi gibi olur tabii. Evet. Onun şerefine benim çok uzun bir listem vardı tabii röportajlar. Tahmin edebiliyorum. Tahmin edersin. Seynel Levent de içi. Çünkü benim deli gibi izlediğim yani bizim evde çok açık olan bir kanaldı TRT2 o dönem. İnşallah eğer kabul ederse tabii. Süper. Yapacağım. Bu kadar hızın içerisinde bunları hatırlamak iyi geliyor. O yüzden teşekkürler o röportaj serisi için. Ağzına da sağlık ayrıca. Çok keyifliydi. Benim için de öyle. O zaman biz de veda ediyoruz. Sokrates YouTube kanalında iz bırakanlarla bir bölümün daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.